İstanbul'da sahte altın şebekesi çökertildi. Piyasaya ayda 1 milyon 500 bin liralık sahte altın süren çetenin 91 üyesi yakalandı. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşte detaylar. Sahte altın üretenler milyonlarca lira dolandırdılar. Polis sahte altın çetesine 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda gözaltı kararı verilen 125 kişiden 91'i yakalandı. Şebekenin merdiven altı imalathanelerde altının içerisine bakır karıştırdığı tespit edildi. Kuyumcuları hedef seçen çete her ay ortalama 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptı. Şüpheliler sahte altınları büyük bir ustalıkla üretiyordu. Dışı altın kaplama, içi bakır veya gümüş olan sahte altınları gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız. Sahte altını ancak vatandaşın anlaması mümkün değil. Bu sol elindeki sahte, sağ elindeki gerçek. Ama siz de bakın, siz de anlayamıyorsunuz. Vatandaş da anlayamaz. Sahte altını anlamak için mihenk taşıyla test yapmak gerekiyor. Size böyle bir bilezik getirdiler. Siz bunu anlamanız mümkün mü göz kararıyla? Göz kararıyla anlamak ilk etapta çok zor. Biz bu ürünü aldığımızda mihenk taşını sürüyoruz. Şu şekilde. İlk önce kezzaba batırıyoruz bu şekilde. Altın olup olmadığını şu anda bize göstermiş oldu. Altın olmasaydı ne olacaktı? Altın olmamış olsaydı bu üzerinde görünen sarı iz olmamış olacaktı. Tamamen kayboluyor. Kaybolmuş olacaktı, evet. Kuyumcular sahte altın satıcılarına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Ancak mücadele etmek hiç de kolay değil. Altın olmadığını anlıyoruz. Bu sefer nereden aldınız? İşte düğünüme hediye geldi, dayım hediye getirdi. Teyzem doğumunda taktı falan diyor. Uğraşmak çok zor. Uzmanlar sahteciliğe karşı uyarıyor. Sahte altın tuzağına düşmemek için güvenilir kuyumcuları tercih etmek gerekiyor.